Değerli basın mensupları, güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Görüşmenin başında Sayın Karamollaoğlu çok güzel bir Türkiye ve dünya panoraması çizdi. İçinde bulunduğumuz şartları, dünyanın içinde bulunduğu şartları, var olan sorunların nasıl çözülmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Tabii dış politika, ekonomi, içinde yaşadığımız koşullar ana tartışma konusu oldu, ana görüşme konusu oldu. Ben Sayın Karamollaoğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, siz o kadar mı? Peki. Evet. Evet, sorular gelecek efendim herhalde. Mutlaka, ben de teşekkür ediyorum. Evet. Uzun bir aradan sonra biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve ekibiyle bir araya gelip ülke meseleleri hakkındaki görüşlerimizi paylaşmak arzu ettik. Hakikaten ülkemizde de dünyada da çok farklı gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiye politikaları, Türkiye'nin politikaları hepimizi ilgilendiriyor. Memnun olanlar var, olmayanlar var ama gidişattan hepimizin endişe duyduğu bir gerçek. Bu konuda da genelde fikir teatisinde bulunurken en azından teşhiste ittifak ettiğimiz birçok konu var. Bunları da paylaşmak bizim için önemliydi. Seçime çok uzun bir zaman kalmadı aslında. 1,5 sene gibi bir süre. Biraz daha bu tip görüşmelerin yapılmasına ihtiyaç doğuruyor diye düşünüyorum. Bütün siyasi partilerle de bu görüşmeleri bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Ben bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na, arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa ben de cevap vermeye çalışacağım. Buyurun efendim. Güzel, meraklarını gidermiş olayım sorunuz üzerine. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? Ne demek? Bir siyasi parti liderine saldırma olacak, saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi kalkıp şu cümleyi kullanacak. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Ne anlama geliyor bu? Herhalde sevgi anlamına gelmiyor. Herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Herhalde saldıranlara ya ayıp ettiniz. Bu saldıranlar kim? Bir siyasi partinin genel başkanına saldırı olur mu? Bu konuda savcılar harekete geçmeli. Bu anlama da gelmiyor. Başka bir cümle daha. Üstelik bunu il başkanları toplantısında söylüyor Sayın Erdoğan. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Ya Allah aşkına, yani ülkeyi yönetmek onların tek elinde mi? Siyasi partilerin kuruluş amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin diyor. Sizin lehinize olur diyor bu. Bu soruların cevabını verdi mi acaba Sayın Erdoğan? Hadi pergolojiyi saymıyorum. O bir şeyler söylüyor. Bu iki cümlenin anlamı nedir? İki cümlenin anlamı nedir? Devleti yöneten bir kişi açıkça siyasi partileri ülkeyi yönetmekten vazgeçin. Vazgeçmezseniz başınıza bir sürü bela gelebilir. Artı bunlar daha iyi günler. Bir bekleyin bakalım. Daha neler olacak diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır, hiçbir davranış bizden olmayacaktır. Biz
halkımızı sükunete davet ediyoruz. Bekleyin diyoruz. Evet, büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz, biliyoruz. Ama bunları aşacağız. İnşallah iktidar değişecek. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah bu memlekete huzur gelecek. Herkes huzur içinde düşüncesini özgürce ifade edebilecek. Eğitim desteği alarak hem de silah desteğini alarak geliyor. Dolayısıyla iktidar da bundan şikayet ediyor. Amerika 200'lü diyor. Fakat bir yandan da şehit vermeye devam ediyoruz. Sizlerin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Teröre ve terör örgütlerine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Sorun nereden kaynaklanıyor? Biz Suriye'ye niye girdik? 24 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. 3600 Suriyeli geldi. M4, M5 karayolunun altındaydı. Gözlem noktalarımız vardı. Gözlem noktalarımızı yukarıya çektik. Soçi'de Sayın Erdoğan ne konuştu? Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi yok. Bizim bilgimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisi yok. Hiçbir bakanın bilgisi yok. Siz bana soru soruyorsunuz. Bu sorunun muhatabı aslında Erdoğan değil mi? Ülkeyi yöneten o değil mi? Ülkeyi bu hale getiren o değil mi? Suriye politikasının yanlışlarını defalarca anlattım. Suriye'de iki askerimiz yakılırken, altını çizeyim, iki askerimiz yakılırken, yakılma talimatını veren IŞİD militanı hapse atılmışken, kim serbest bıraktı bunları? Hangi otorite serbest bıraktı? Serbest bırakılması için kim araya girdi? Çok soru var. Ama tek cümleyle ifade edeyim. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Üç yıl ben bulundum dedi. Sadat kurucularından olduğu iddia edilen isimlerden birisi. Milli Savunma Bakanlığı 2 yıl görev yaptı. Emekli personele biz bu görevleri vermiştik dedi. 2 yıl görev yaptığını doğruladı ama Sadat bu konuda mülakatlarda görev yaptığı açıklamasını yalanladı. Siz bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda açıklama yapmasını bekleriz. Doğru bilginin Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuna verilmesini isteriz. Evet. Yok, ben elbette Genelkurmay Başkanı'nın bu konudaki açıklamaları önemli. Esas konuya açıklık getirecek o. Bundan önceki yapılan bazı ortaya konan sorulara karşı da şunu ifade etmek isterim. Eğer biz Türkiye'de oluşan birçok menfiliklerin yanında siyasi gerginliği ortadan kaldırmazsak ülkede huzur olmaz. Yani ekonomide problem var, eğitimde problem, dış politikada problem var. Bunların hepsi zaman içinde telafi edilebilir. Ancak siyasi gerginlik siyasi parti liderlerinin üslubuyla ortadan kalkar. Biz önce siyasi parti liderleri olarak Türkiye'de gerginliği ortadan kaldıracak bir üslubu benimsemekle mükellefiz. Bu memleketimizin geleceği için çok daha büyük önem taşıyor. Diğer konular da bunun yanında elbette adım adım çözülecektir. Yani Orta Doğu'daki şu anda yaşadığımız sıkıntı maalesef bugünkü iktidarın başlangıçtan beri Amerika'nın Orta Doğu'daki emellerine hizmet edecek tarzda planlanmıştı. Meclisin reddetmesine rağmen 2002 yılındaki Amerika müdahalesine hükümetin destek vermesi bunun en açık işaretidir. Bu hususlarda dikkate alınmalı. Allah yardımcımız olsun. Evet.
Sıkıntı dostlarınızla iktidar mesajını verdiğini biliyoruz. Özellikle seçim dönemine ait faaliyetlerinizi sıralarken. Fakat Sayın Genel Başkan, sizin daha önce yaptığınız bir açıklama üzerine, özellikle önceki seçimlerle ilgili ittifakın içinde değil, şu anda tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Seçimden önce bir seçim ittifakı konuşulmamalı ifadeniz Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu Saadet Partisi diye çeşitli yorumlara neden oldu. Hem bunu sormak isterim. Hem de aslında seçimden önce bir ittifak konuşulmamalı ifadeniz var ama tüm siyasi partiler Millet İttifakı'nın içindeki bir yeni anayasa çalışması yapıyor parlamenter sistem üzerine. Dolayısıyla ittifakın tüm ortaklarının hazırladığı bir çalışma olacak. İttifak olmadan da bu ittifak üzerinden en azından bir yeni anayasa çalışması yapıyor sanırım. Bununla ilgili hangi aşamada kurmaylarınız yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını söylediler. Genel başkanlar düzenli bir açıklama mı olacak? Belki kısa bir bilgiyle bu konuda alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet, ben hemen bana özellikle yöneltilmiş olduğu için bir defa bu kelimeyi, ben bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. Geçen dönemde de ancak ittifaklar seçim satım haline girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim içinde hemen ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Bundan dolayı da o söylediklerimde biz bir yerden ayrılıyoruz, başka bir yere gidiyoruz gibi bir neticede çıkarılmamalı. Kesinlikle onu hemen ifade edeyim. Tabii bu son söylediğiniz konu bizim baştan beri üzerinde durduğumuz, yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Zaten öyle olacağı için biz geçen sefer Cumhur İttifakı içinde bulunamayız demiştik. Bizim düşündüklerimiz gerçekleşti. Şu anda fiilen de uygulanıyor. Bundan dolayı da peki bir parlamenter sisteme dönüşecekse Türkiye'deki yönetim tarzı, partiler arasında görüşmelerin olması gayet tabidir. Bunu da garipsememek lazım. Yani bunu ille de bir ittifakın hemen altyapısı diye görmeye de ihtiyaç yok. Öyle yorumlar da yapılır. Biz kimseye yorum yapmayın demeyiz ama kendi düşüncelerimizin de dikkate alınmasını önemli olduğu kanaatindeyiz. Onun için bir sistem değişecekse bu sistemin nasıl değişeceği konusunda farklı partilerin çünkü mecliste nihayet bu görüşülecek. Meclis teşekkül ettikten sonra şimdiden bir hazırlık yapması tabidir diye düşünüyorum. Demokratik, yani ülkemizde demokrasinin gelişmesini istiyoruz. Demokratik standartların büyümesini, gelişmesini istiyoruz. En büyük arzumuz da bu zaten. Var olan sistemden herkes şikayetçi. Herkes derken sokaktaki herkesi kastediyorum. Her partiye oy veren, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne dahil oy veren vatandaşlar da var olan sistemden şikayetçiler. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin gelmesi gerekiyor. Bu konuda siyasi partiler oturup çalışıyorlar. Genel başkan yardımcıları sanıyorum 3. veya 4. toplantılarını yaptılar. Belli bir olgunluğa ulaştırdıktan sonra da genel başkan yardımcıları kendi genel başkanlarına sunacaklardır. Genel başkanlar oturup gene kendi merkez yönetiminde oturup konuşacaklardır. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da bu kamuoyuna açıklanacaktır. Dolayısıyla bu çalışmayı Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Umarım kısa süre içerisinde sonuçlanır ve biz de güçlendirilmiş parlamenter sisteme hangi koşullarda ve hangi ilkelerden yola çıkarak getireceğimizi veya bu konuda bir değişiklik yapacağımızı kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Önümüzdeki yılın sonuna kadar konunun çözüme kavuşturacağını söyledi ve de şu şekilde bir ifadesi var. Bu sözü ben verdim diyor ana muhalefetin başındaki zat. Sen neyin sözünü veriyorsun? Bizim işimiz biz konuşmaya söz vermeyiz, yaparız dedi. Neler söylersiniz? Yaptıracağım Erdoğan'a. 3600 ek gösterge yaptıracağım. Ben bunu 2018'den beri söylüyorum. 2018'den beri. Vermeli.
sadece polislere değil, sağlık çalışanlarına, imamlara, efendim hapishanelerde görev yapan arkadaşlara hepsine 3600 ek göstergeyi vermeli. Bugüne kadar niye yapmadı? Öyle ya, bizim sorduğumuz soru o. Bir an önce getir. Ne zaman getireceksin? İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentodan çıkaracağız. Bir de şurayı arkadaşlar şurada efendim, da. Efendim televizyon arkadaşlar. AKP iktidara geldiğinde 3 şey başlıkları yoksulluk ve yasaklarıyla mücadele başlıkları altında iktidara gelmişti. Günümüze bakınca bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da Bolu Abant kampından CHP 4K formülüyle döndü. 4K formülüyle ilgili detaylandırır mısınız biraz? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Şöyle ifade edeyim. AK Parti iktidar olduğunda, iktidar olmadan önce 3-7'ye yolsuzluklarla, yasaklarla mücadele edeceğini ifade etmişti ve bunu defalarca dile getirmiştim. Hatta parlamento ilk geldiğinde 2002 yılında yolsuzlukları araştırma komisyonu kurmuştu. Ben de o komisyonun bir üyesiydim ve dolayısıyla bu ülkede yolsuzlukların ne kadar tehlikeli olduğunu, Beytülmal'e el uzatılan bir tablonun ortaya çıktığını ifade etmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada AK Parti deyince özellikle yöneticileri kastediyorum, oy verenleri değil. Açıkça devleti soyulacak bir organ görüyorlar ve bu şekliyle yollarına devam ediyorlar. Biz de onların yaptıklarının aynısını yapacağız. İktidar olduğumuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Kim yolsuzluk yaptıysa, kim vatandaşın hakkını el uzattıysa, kim cebini kesesini doldurduysa, kim devletten aldığı paraları yurt dışına kaçırdıysa elbette doğal olarak elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak hesabını soracağız. Efendim 4K da vardı aslında, onu da sormuştum. Sonra onu Türkiye'ye gelen sunumu yazmak için KPTC modeli önerdiniz. Bu modeli biraz açabilir misiniz? Nasıl? Türkiye'ye gelen Suriyeli göçüne önlem olarak KKTC modeli önerdiniz. Bu modeli biraz açabilir misiniz? KKTC modeli diye bir model yok. Benim önerdiğim model şu. Yani Suriyeli kardeşlerimizi güvenli olarak kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriyelilerle de hafta içinde, daha sonra hafta sonu Suriyeli arkadaşlarla da kardeşlerle de görüştük. Onlar da aynı soruyu sordular, bizi nasıl Suriye'ye göndereceksiniz diye. Onlara da daha önce ifade ettiğim gibi, evet Suriye ile hemen iletişime geçeceğiz, karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Büyükelçilikleri açtıktan sonra da Suriyelileri hemen göndermeyeceğiz. Onların güvenliklerini, can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Ayrıca onların yollarını, okullarını, köprülerini, hastanelerini, kreşlerini yapacağız. Bunları yaparken de Avrupa Birliği'nden fon desteği alacağız. Bu da yeter mi? Hayır, bu da yetmez. Ayrıca orada bizim iş dünyasının saygıdeğer insanları var. Oralarda fabrikalar kuracaklar. Dolayısıyla burada asgari ücretin yarısına çalışacağına, güvenli bir şekilde okulu olan, yolu olan, hastanesi olan kendi ülkelerinde çalışacaklar. Bunu anlattım kendilerine. Hepsi de bundan son derece memnun oldular ve dediler ki böyle bir olanak sağlandığında biz kendi ülkemize döneriz. Türkiye'de kalıp da asgari ücretin yarısına çalışmaktansa kendi ülkemizde çocuğumuzu okula göndereceğiz. Efendim işte işimiz olacak, imkanlarımız olacak. Mutlu oldular. Böyle bir tabloyu yaratacağız. Suriye politikasının yanlışlığı iki egemen gücün Suriye'de konuşlanmasıdır. Türkiye'nin de bu süreçte başlangıçta koçbaşı olarak kullanılmasıdır. Kendilerine uygun ortamın, iki egemen güce uygun ortamın yaratılması için Erdoğan kullanıldı ve Suriye bu hale geldi. Evet. Yani Suriye tabii sadece tek başına bir problem olarak görülmemeli. Irak da bu işin içindedir. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede
eskiden beri uygulamak istediği bir büyük Ortadoğu projesi var. O projeyi gerçekleştirmek için burada huzurun bozulmasını doğrudan doğruya istiyorlar. Onun için DAEŞ Türkiye'nin problemiymiş gibi ortaya atmak mantıksız bir iştir. Bütün terör örgütlerinin eninde sonunda üzülerek ifade ediyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'yle bir ilişkisi vardır. Finansmanda, organizasyonda bunu bazı noktalarda açıkça görüyoruz, bazı noktalarda da üstü örtülü olarak. Biraz önce de ifade edildiği gibi Türkiye Irak konusundaki politikalarını belirlerken bir yanlış yaptı başlangıçta. Yani ne Amerika'yı gördü orada ne de Rusya'yı. Halbuki Amerika'da, Rusya'da kendi menfaatleri için yapmayacakları bir iş yoktur. Atmayacakları adım yoktur. Şimdi iki tarafta yerleşti. İş biraz zor ama mesele daha iş meselesi değil. Doğrudan doğruya Amerika'nın kendi menfaatleri ve Büyük Ortadoğu projesi kapsamında oranın ne hale gelmesini arzu ediyor. Esas onu görmemiz lazım Türkiye. Bunu gördüğümüz zaman kim kimi kullanıyor daha rahat anlarız. Elif Erdoğan, soru tarihi genel başkanı da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da, Fransa'da çocuklar var, yine yiyecek bulamıyor dedi. Sizin bu konuya yorumunuz nedir? Buna biraz gülelim Sayın Genel Başkanım. biraz herhalde. Zavallı Amerikalılar, Fransızlar, oradaki İngilizler. Kuyruklar bizim de başımıza. Öyle demek lazım herhalde. Yani oradaki kuyruklar bizdeki gibi bir kuyruksa ne ala, ama ortada bir gerçek var ki dünya da etkilendi bu pandemi hadisesinden. Türkiye de etkilendi. Fakat pandemi olmasa da Türkiye bu sıkıntıları yaşıyor. Esas üzüntü verici olan husus o. Ekonomide diğer politikalar da çok ciddi bir şekilde etkilendi. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bir alışverişe çıkmış. Neler aldığını tam olarak bilmiyoruz ama gene bize aktaranlar o paketin içinde 1000'in üzerinde lira ödemiş. Fakat ne temizlik malzemesi ne et süt gibi ürünler yok. O zaman en ucuzundan alırsanız ve o da 1000 lira olursa o zaman işimiz kötü demektir. Ben markete mutlaka giderim. Eve uğramadan önce bir ihtiyaç varsa benim de bazı markete gittiğim zaman bakıyorum 200-300 lira ödüyorum. Sonra dönüyorum ya eskiden ne kadar öderdim diye 70-80 lira öderdim ben. O aldığım malzemeyi bundan bir sene önce 70-80 lirayla alırdım. Şimdi 250-300 lira ödüyorum. Ya bu farkı görmezsek o zaman doğru tespitte bulunmamış oluruz kanaatindeyim. Evet buyurun. Arkadaşlar bu Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı önüme koyduklarında ben herhalde benimle espri yapmak istiyorlar, böyle bir şey olamaz diye düşündüm ama maalesef sonra bir baktık gerçekten de Erdoğan Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ciddi kuyrukların olduğunu, benzin kuyruklarının olduğunu, insanların perişan olduğunu ama Türkiye'nin de cennet olduğunu ifade ediyor. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim, ne söylenebilir buna yani? İyi durumda mıdır değil midir onu bilmiyorum ama söyleyeceğim tek cümle Allah akıl fikir versin. Efendim şimdi altı partinin sürdürdüğü bir düşenlik parlamentersten görüşmeleri sürüyor. Ortak bir metin çıkacak, sizlere gelecek. Onaylandığında bir mutabakat metni ortaya çıkacak ama biz altı muhalefet partisi genel başkanını aynı karede bu mutabakat metnini kamuoyuna açıklarken görebilecek miyiz? Siz genel başkanların böyle bir arzusu var mı? Teşekkürler. Onu metin önce bir çıksın ortaya, bir genel başkanlar bir görsünler, ondan sonra bir oturup tekrar bir konuşuruz. Beraber mi sonra ayrı ayrı mı nasıl bakılacak ona karar verilir o aşamada. Bu aşamada gelecek için hemen şimdi karar vermek doğru bir şey değil. Evet. Aynı kanaati ben de ifade edeyim. Yani
elbette hepimizin, herkesin ittifak edeceği bir metin olması arzu edilir ama farklılıklar da olabilir. O farklılıklar gündeme getirilir. Meclis teşekkül ettiğinde bu konu daha netlik kazanır. Çünkü şu anda meclisin aritmetiği seçimden sonraki aritmetiğe uymayacak, değişecek. İnşallah o zaman bunları açıklamak çok daha kolay olur ve gerçekçi olur diye düşünüyorum. Son bir soru alalım. Öyle mi? Peki. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması ve profil fotoğraflarımızın sosyal medyada değişmesi üzerine söylentiler daha da güçlendi. Bu konuda ne söylersiniz? Siyaset söylentiler üzerine inşa edilmez. Gerçekler üzerine inşa edilir. Gerçekler üzerine inşa ettiğiniz zaman da vatandaşla siyaset kurumu arasında güven ilişkisi oluşur. Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Son bir soru alalım. Evet. Aslında benzer soruyu da şöyle belki geliştirebiliriz. Önceki politik fotoğrafında sadece cephe logosu vardı, alt top vardı. Şimdi Türk bayrağı var. Bu adalet sinyali olarak değerlendirilir. Siz sık sık Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı adayı partili olmamalı diyorsunuz. Bu kapsamda neler söylersiniz? Düşüncelerim değişmedi. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak daha önce ifade ettiğim düşüncelerim gene değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir kişi olması gerektiğini, niteliklerini kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyorum, ifade ediyorum. Aynı düşüncedeyim. Profil fotoğrafımda ne olacak? İstiyorsanız yarın arkasına Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı da koyarız yani. Eğer bir profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı belirleniyorsa o zaman işimiz çok zor. Böyle bir şey olmaz. İşin doğrusu şudur. Evet, bir ülkeyi iyi yönetecek, güven verecek, artı siyasal partiler arasında sağlıklı bir zemin yaratacak, devletin sigortası olacak. Elbette bir cumhurbaşkanlığı elbette ihtiyacımız var. Yani ama bunu bugünden oturup tartışmanın hiçbir yararı yoktur ve doğru da değildir. Yapay gündem olarak ben bunları kabul ediyorum. Ekonomide bu kadar ciddi sorunlar varken bu alanı tartışmak halkın gözünden gerçekleri kaçırmak anlamına gelir. Doğru bulmuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.